Genel kurulu ve halkımızı selamlıyorum. Ve kabul ediyorum arkadaşlar, engelleyemedik. Günlerdir bütçe görüşmelerinde şunu yaptık, bunu yaptık deyip her fırsatta muhalefete saldırmanızı, halkın çıkarlarını korumak için amacıyla dile getirdiğimiz bütün itirazlara rağmen bütçeyi bir virgül dahi değiştirmeden genel kurula getirmenizi engelleyemedik. Seçimlerin her defasında manipüle edildiğini bilmemize rağmen 16 yıldır iktidarda kalabilmenizi engelleyemedik. İktidarınız boyunca Soma'da, Torunlar'da, 3. Havalimanı'nda, Ermenek'te ve daha sayamayacağımız birçok yerde 21 bin işçinin iş cinayetlerinde öldürülmesini, Soma'da yere düşen emekçinin tekmelenmesini, Taner Yıldız'ın 3 gün üst üste giydiği gömleğinin 301 maden işçisinin toprak altında kalmasından daha fazla haber değeri olmasını engelleyemedik. Suruç'ta çocuklara oyuncak götüren devrimci gençlerin, 10 Ekim'de barış diyenlerin, Roboski'de yaşamak için sınırdan geçmek zorunda kalanların katledilmesini engelleyemedik. Evinin önünde vurulan Taybet Ana'nın cenazesinin bir hafta boyunca sokakta bırakılmasını da engelleyemedik. Gezi'de gençlerin sokaklarda vurulmasını, dövülerek öldürülmesini, katillerinin aklanması için verilen çabaları, akıl dışı yalanların çarşaf çarşaf serilmesini engelleyemedik. Emek sinemasının AKM'nin yıkılmasını ederiz. Ormanlarımızın katledilmesini, ülkenin kamu kuruluşlarının, fabrikalarının özelleştirme adı altında peşkeş çekilmesini de engelleyemedik. İki askerinizin donarak öldürülmesini de engelleyemedik mesela. 16 yılda 10 tren kazasında bir tek üst düzey yetkiliyi dahi oturduğunuz yerden sorumlu tutmamanızı da, yok yok böyle kazalarda çocuğunun neden öldürüldüğünü soran annelere kör sağır kalmanızı da, gözümüzün içine bakıp yapılan pişkince açıklamaları da engelleyemedik. Paraları sıfırlamanızı, bakanların birilerinin önüne yatmasını, hediye saatler almasını da engelleyemedik. 11 yıl boyunca istedikleri her şeyi verip ortaklaştığınız kişilerle çıkarlarınız çatışınca sizin dışınızda kalan herkesi FETÖ'cü diye suçlamanızı da engelleyemedik. KYK'lerle insanların işlerini etmenizi, akademisyen, gazeteci, avukat, öğrenci, muhalif olan kim varsa tutsak etmenizi, Hrant Dink'in, Tahir Elçin'in hedef gösterilip öldürülmesini ve hala sanatçı, gazeteci, haber spikeri önünüze çıkan kim varsa hala meydanlardan hedef gösterilmesini de engelleyemedik. Çocuklarını okul kıyafeti alamadığı için intihar eden babaları şov yapıyor diye aşağılamanızı engelleyemediğimiz gibi emekçiler bu durumdayken o hali patronların hesabına kullanmanızı da engelleyemedik. Ve ne yazık ki karşımızda büyük bir kibirle hala oturuyor olmanızı da engelleyemiyoruz. Alman halkı da Brecht'in sürgüne gönderilmesini, Şili halkı Victoria'nın ellerinin kesilmesini, İspanyol halkı Lorca'nın kurşuna dizilmesini de engelleyememişti. Aynı bizim halkımızın Nazım'ın, Yılmaz Güney'in, Ahmet Kaya'nın sürgünde ölmesini, Ruhi Su'nun gözlerimizin önünde yitip gitmesini engelleyemediği gibi. Ama bugün halklara, halklarımıza miras kalan onların türküleri, onların oyunları, onların filmleri, onların şiirleridir. Hiçbir diktatörünse esamesi okunmuyor bilesiniz. Kibir bir sebebi de mutlak güç sahibi olduğunu sanmaktır, biliyorum. Ben mücadele ettiğiniz kişileri iyi anlamaktan yanayım. O yüzden sizi ve davranışlarınızı gerçekten anlayabilmek için biraz araştırma da yaptım. Karşıma hubris sendromu diye bir hastalık çıktı. Kısaca çok uzun süre gücü elinde bulundurmaktan kaynaklanan bir kibir sendromu diyebiliriz. İnternete bunu yazınca bir platformda çıkan ilk örneğin Recep Tayyip Erdoğan olması bence manidar, sizin için de düşündürücü olmalı arkadaşlar. Bu kibir hiçbir zaman kaybetmeyeceğinizi sanmanızdan geliyor. Bir yandan da bu kibir ve yenilmezlik sanrısı içinde yaşarken korktuğunuzu da biliyorum. Örneğin haftalardır ta Fransa'da sarı yelekler eylemi iktidarın gündeminde. İktidara yakın kalemler sarı yelek alanları terörist olduğunu söylüyor. Hatta bir grup başkan vekiliniz sakın denemeyin devlet cevabınızı verir diye üst perdeden tehditler savurdu bu kürsüde. Buradan yola çıkarak bitmek tükenmek bilmeyen gezi travmanız nüksetti. Her hak arama talebine, her küçük eylemi geziyle bağdaştırıyorsunuz. Şarlatanın biri gezicilerin başı kesilmelidir diyor, sesinizi çıkarmıyorsunuz. Şunu söyleyeyim, siz ne derseniz desin, gezi bizim için onurdur. Ben orada geçirdiğim her dakikadan gurur duyuyorum. İçinde olmaktan da gurur duyacağız. Bakın biz baş kesmeyiz ama bu niyette olanların karşısında dimdik duracağımızdan, bir tek geri adım atmayacağımızdan emin olabilirsiniz. Tolstoy'un bir sözü var.
Kibir ve inat bir kişinin kendini mükemmel görmesini, sonra da sonunu oluşturur. Emin olun, size karşı mücadele etmek için sarı yeleğe ihtiyacımız yok. Tamamlayalım. Sarı yeleklere ihtiyacımız yok. Ne giydiğimizi görmenize ihtiyacımız yok. Haklı olduğunu bilen, hakkını aramak için mücadele eden, faşizme karşı omuz omuza yan yana duran örgütlü bir halk size cevabını verir ve emin olun yetecektir de, ne giydiğimizin önemi yok. Geldiğimizde göreceksiniz, bunu bilesiniz. Sayın Akbaşoğlu, sataşma mı, 60 mı? Ne? Sonuç itibariyle kibirden bahsetti. Evet, hastalıktan bahsetti bizim grubumuza yönelik. Bu nedenle... Buyurun. Evet. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, ben genelde yerimden açıklama yapma ihtiyacı olduğu zaman açıklıyorum. Hatta eleştirileri de sükunetle dinliyoruz. Ama kendisi hasta olup da hastalıklı ruh haletiyle burada kendi durumunu başkalarına psikolojik olarak yansıtanlar karşımıza çıkınca, onlara da sözlerini aynen iade ediyorum. Arkadaşlar, Gezi birileri için onur olabilir. Demokratik bir Türkiye'de özgürlüklerin önünü açan AK Parti'dir. Refahı hakikaten toplum tabanına yayan AK Parti'dir. Halk bunun ispatı, hanımefendi, halk bunun ispatı. 16 yıldır bu halk boşuna mı AK Parti iktidar yapıyor? Halka saygılı olun, hakka saygılı olun. Evet, 15 Temmuz arkadaşlar. Dünyanın Sayın Kaya, ne yapmak istiyorsunuz anlamıyorum. 10 tane projesinden 6'sının Türkiye'de gerçekleşmesini engellemeye yönelik uluslararası bir operasyondu. Emperyalistlerin ekmeğine yağ sürmekle, emperyalistlere bu büyük mega projelerle tokat atmak işte bizim şiarımız. Evet. Değerli arkadaşlar, bak bunlar gerçek, gerçek. 2015'te bunlar yapılmasın diyenler, bunlar yapılmasın diyenler Gezi'de vandalizme esir oldular. Biz vandalizme esir değil, milletimizin emrinde hizmetkar olmaya geldik. Teşekkür ediyorum. Şeyde, sataşmalarda uzatmıyoruz Sayın Akbaşoğlu. Arkadaşlar, Sayın Akar, ne oluyor Sayın Akar? Sayın Mengüloğlu. Bir dakika arkadaşlar, duymak istiyorum. Arkadaşımızın bir dakika. Maddeden kendi şahsıma sataşmadan söz istiyorum. Kendisi hasta olup derken, evet, şahsımla ilgili bir iddiada bulundu. Sataşmada tabii ki. Kendi hasta olup bize bunu itham eden dediniz. Sayın Başkanım. Sayın Mengüloğlu, söz veriyorum. Tamam. Fakat siz söylediniz. O size cevap verdi. Siz söyleyeceksiniz, cevap verecek. Yani bunu şey yok. Tekrar sataşmaya imkan vermeyelim. Genel kurula hitap edelim. Lütfen. Buyurun. Burada sonuç itibariyle bir tespit var arkadaşlar. Mesela kansersiniz desem. Bir saniye lütfen. Bir saniye. Tamam, söyleyeyim. Söyleyeyim, devam edin. Arkadaşlar. Ya ben, arkadaşlar, bir kişiye söz verdim. Ne oluyor anlamıyorum. Kansersiniz desem bu kadar alınmazdınız. Hubris sendromunu hepiniz biliyor olmalısınız ki bayağı zorunuza gitti. Problem değil.
Başkan vekilinizin söylediği gibi hasta olsam, Sayın Güler, hasta olsam bunu kabul eder, şahsen tedavi olmayı tercih ederim. Bence bu Sayın önerimi Güler, dikkate alın. Şunu da söyleyeyim. Sayın Grup Başkan Vekili sürekli burada çıkıp evet muayene oldum. Muayene oldum sordunuz, Allah Allah. Grup Başkan Vekili, sürekli burada çıkıp köprü fotoğrafları göstermeniz aslında hükümetinizin çok da bir şey yapmadığını gösteriyor. Bu sizin göreviniz zaten hükümet olarak. Siz bize köprü yaparken lütufta bulunmuyorsunuz açıkçası. Arkadaşlar ben, karşılıklı konuşmayalım. Konuşmak istiyorsanız çıkıp konuşabilirsiniz arkadaşlar. Başkan size söz verecektir. O yüzden bence naçizane önerimizi dikkate alın. Çok uzun süre iktidarda kalmak ne yazık ki böyle şeylere sebep olabiliyor. Bir gidip görünmenizde yarar var.